Meltem Acet, Adıyaman'dan bugün güzel haberleri de verdik, kötü haberler de verdik. Şu an Özgür Balaban'la beraber Adıyaman merkezdeyiz. Adıyaman valinin olduğu noktada. Bu noktadayız çünkü bir tek bu noktada internet var, seyyar baz istasyonu var. Öncelikle tam valilik binasının önündeki bu enkazı göstermek istiyorum. Çünkü bu artık apartman enkazından çıkmış, enkaz tepelerine dönüşmüş halde. Adıyaman Merkez, Atatürk Bulvarı, yani bir caddeden bahsediyorum, koca bir bulvardan bahsediyorum. Dip dibe olan bütün binalar bu şekilde. Valilik binasının hemen önündeki alan. Ama biraz burayı anlatmak, buraya göstermek için biraz yürümek istiyorum bir noktada. Çünkü Adıyaman Valiliğinde bugün koordinasyon kurulu kuruldu. Hemen valilik binası, bakın, o tarafta kalıyor. Dış tarafından baktığınız zaman bir hasar yok. Ancak iç tarafı hasarlı. Bugün girdik, en azından elektrik bulabiliriz, tuvalet bulabiliriz umuduyla. Seferberlik ilan edilmiş durumda Adıyaman'da. Her bir noktada kişiler var. Türkiye'nin dört bir yanından gelen yardımlar geliyor. Yardım tırları gıda özelinde, battaniye ve ısıtıcı özelinde. Şimdi bakın, mesela Kızılay'ın bir yardım minibüsü var diye tahmin ediyorum. Gıda dağıtılıyor galiba. Alan çıkıyor. Pek çok noktada bu var. Gıda konusunda çok problem yaşandığını gözlemlemedim. Ama ne yok? Su yok. Evlerden, musluklardan, vanalardan su akmıyor. Elektrik yok. Çoğu bölge enkaz altında olduğu için bilerek vermiyoruz diyen yetkililer de oldu. Bir patlama, bir risk olmaması için. Doğalgaz yok. Yine tedbir amaçlı doğalgaz kesilmiş durumda Adıyaman'da. Şu tarafa geçmek istiyorum Özgür Balaban'la beraber. Çünkü yardımların dağıtıldığı noktalar yine burası. Türkiye'nin dört bir yanından geliyor o yardımlar. Bakın, kıyafetler, koli koli tırlarla geldiler. Bu sabah itibariyle gözlemledik. Tam valilik binasının, koordinasyon merkezinin kurulduğu yerin hemen önünde kolilerden battaniyeler çıkıyor. Kıyafetler, ayakkabılar çıkıyor. Gıda konusunda yine takviyeler olduğunu gözlemledik ama mesela buranın, ben kendi gözlemimi söyleyeyim, en büyük ihtiyaç Adıyaman'da iletişim. Valilik binası önünde seyyar baz istasyonları var. İletişim kurabiliyoruz. Şu an bu yayını gerçekleştirebiliyoruz. Ancak Adıyaman'ın sokaklarına, merkezden biraz daha uzaklaşıp sokak aralarına girdiğimiz zaman orada büyük bir yıkım var. 600 bina yıkıldı Adıyaman'da. 900'e yakın vefat var. Yaralı sayısı bir hayli fazla. Ancak o noktalardan yayınları gerçekleştiremiyoruz. Çünkü İnternet o noktada olmadığı için baz istasyonu bu noktada, buradan yayınımızı gerçekleştirebiliyoruz. İletişim problemi yaşadığını söylüyor Adıyamanlılar. Depremzede yakınları özellikle iletiyorlar. Bir başka istek mesela seyyar tuvalet. Tuvalet bulmak noktasında sıkıntılar var. Biz de Özgür Balaban'la beraber dün akşamdan bu yana bulamadık. Bugün şans eseri bir yere denk geldik. O yüzden temel ihtiyaç olarak Adıyaman'da seyyar tuvalet ihtiyacı var. Sonra depremzedelerin dile getirdiği bir diğer talepleri arazözler, vinçler çok önemli. Yani özel şirketlere ait olan iş makinelerinin bu noktaya gelmesi lazım. Bakın, Özgür Balaban getirsin. Orada görüyorum, iş makineleri tek tek geliyor. Gaziantep tarafından gelen var. Bu alanda geliyor. Koordinasyon merkezinde hangi noktaya gidilmesi gerektiğiyse, gerekiyorsa, hangi noktada ihtiyaç varsa o noktaya yönlendiriliyor. Ancak depremzedeler en çok o yıkıntıların, o enkazın altından yakınlarını çıkarabilmek için iş makinelerini, ekskavatörlere ve kepçelere ihtiyaç duyduğunu söylüyor özellikle buradaki depremzedeler. Gün boyunca buradan pek çok yardım tırı geçti. Pek çok iş makinesi geçti. Ambulanslar geçiyor. Bu binanın, Adıyaman Valiliği binasına sığınanlar var. Yine AFAD, AKUT, Türkiye'nin dört bir yanından gelen yardım kuruluşları, Kızılay yine bu noktada. Yani koordinasyon merkezinde bir araya gelinmiş durumda. Ancak gıda dağıtımı noktasında sıkıntı olmasa da mesela çadır ihtiyaçları var. Çünkü depremde yakınlarını kaybedenler sokağa, yani bu korunaklı yerlere gelmiyorlar, sağlam olan yerlere gelmiyorlar. O enkazın önünde bekliyorlar yakınların çıksın diye. Geceyi orada o enkazın önünde geçiriyorlar. Ateş yakıyorlar, doğalgaz da yok. O nedenle çadır talepleri var yine. Çadırların ulaşmasını ve geceyi çadırlarda geçirmeyi talep ediyorlar. Su yok, elektrik yok, doğalgaz tedbir amacıyla yok. Çadır talepleri var, seyyar tuvalet talepleri var Adıyamanların. Bir de seyyar baz istasyonu istiyorlar, iletişim kurabilmek adına. Bu taleplerini de dile getirmiş olalım.